Merhaba, bu videomuzda Everest Ares X1 oyuncu kasasını tanıtıyoruz. Vatan, vatan, vatan. X1'in bir oyuncu kasası olduğunu söyledik videonun başında. Peki oyuncu ekipmanları, oyuncu kasaları diğer yani aynı işlevi gören cihazlardan ne farklılıklar gösteriyor? Birincisi, oyuncular için önemli olan birkaç unsur var. Bunları bir araya topluyorlar. İkincisi de oyuncu kasası diğer herhangi bir normal kurumsal bir işe aleteceğiniz kasalara göre birazcık daha modifiyeye açık olmak zorundalar. Niye? Çünkü teknoloji sürekli olarak gelişiyor, yenileniyor. Anakartlar, ekran kartları, işlemciler değişkenlik gösterebiliyor. Bunları sürekli olarak değiştirebiliyoruz. Modifikasyonlar yapabiliyoruz. Şimdi X1 Everest'te buna uygun olan dizaynda ve tutumda bir kasa tasarlamış. Birincisi, oyuncular için gerçekten yabana atılmayacak olan bir gerçek var. Dizayn çok önemli. İsterseniz önce fiziksel özelliklerinden bahsedelim. Daha sonra da bize nasıl avantajlar, nasıl artılar sağlıyor? Bu dizaynın ve fiziksel özelliklerin nasıl yenilikleri ve güzellikleri var, onlara bakalım. X1 gerçekten duruş olarak ve tavır olarak bir oyuncu ekipmanı, oyuncu ekipmanları arasına girebilir. Dizayn olarak şöyle zaten baktığınız zaman ön tarafından üst tarafına ve arka tarafına kadar bütünlüğünü koruyan gerçekten şık bir tasarıma sahip. Burada üst taraftaki tasarımı ve dizaynı korurken aynı zamanda oyuncu kasalarında ya da performans gerektiren kasalarda, performans gerektiren hardware parçalarını kullanacağı kasalarda en önemli özelliklerden bir tanesi hava akışı. Bunun için de hem dizaynda bir şıklık katarken hem de kasanın hava alabileceği bütün noktalardan, yani içerideki ekipmanı soğutmak için gerekli olan hava akışını sağlaması gereken her yerden bunu sağlayabilmek için önü, arkası ve sağında muhakkak hava girişleri ve hava çıkışları mevcut. Bunlardan en basiti üst taraftaki bu görmüş olduğunuz yapı. Aynı zamanda bunu ön tarafa da taşımış. Kasanın sağ kapağında yine bahsetmiş olduğum hava akımına faydalı ve sağlıklı bir şekilde geçirgenlik sağlaması için burada bu görmüş olduğunuz filtrelemeyi koymuşlar. Bu tarz oyuncu ekipmanlarında tabii ki en büyük ve en saygı duyduğumuz hardware parçalardan bir tanesi ekran kartı. Ekran kartına iyi bakmak zorundayız, ekran kartını soğuk tutmak zorundayız. Şimdi bu dizaynlarda da özellikle X1'in dizaynında da dikkat ettiğinizde, yani ben buraya koyduğum zaman baktığınızda direkt olarak bu nokta ekran kartının hizasına denk geliyor. Siz de zaten bu filtreye rahatlıkla fan takabiliyorsunuz. Peki fan ihtiyacımız ne kadar? Bu kullandığımız ekipmana ve ekipmanın gücüne göre değişiyor tabii ki. Bir tane gizli olmak üzere bir tane de direkt gözümüzle görebildiğimiz arka tarafta totalde 2 adet kasayla birlikte gelen fan var. Bu fanlar 12 santim çapında. Bir tanesi havayı dışarıdan içeri alıyor. Diğeri de içerideki havayı, sıcak havayı dışarı üflüyor. Aynı zamanda arka taraf da rahatlıkla açılabiliyor. Herhangi bir tornavida işlemine maruz kalmadan bu işlem için dizayn edilmiş vidalar sayesinde. Kasalarda genellikle zaten artık bu vidalar kullanılıyor. Modifikasyona uygun olan. Şimdi modifikasyonda bize en büyük avantaj şu olmak zorunda. Birincisi hızlı bir şekilde yapabilmeliyiz. İkincisi rahat bir şekilde yapabilmeliyiz. Şimdi X1'de bunu düşünerek bahsetmiş olduğum vidalamasından floppy yuvalarına, anakartı yerleştireceğiniz bölgelere birçok şeyde çok rahat ve hızlı bir şekilde hareket edebilmeniz için buna uygun tasarlamış. Örnek olarak arka kapağı da açtığımızda anakartı çıkartmamıza gerek kalmadan rahatlıkla soğutucu sistemi arkada kasayı açtığımız zaman yerleştirebiliyoruz. Hızlı yapmamız gereken işlemler var. Bunlar da vidalı işlemlerde yine fazla alet edevat kullanmadan hızlıca yapabiliyoruz. Bir de vidasız olarak yapabileceğimiz işlemler var. Eski kasalarda ya da kurumsal amaçlı kullanılan kasalarda kullanılan o çok teferruattan ziyade hızlıca yapabilmemiz. Burada görmüş olduğunuz hard disk slotlarını rahatlıkla hemen sökebiliyorsunuz. Hard diskiniz içine yerleştirebiliyorsunuz. Gereken bağlantıyı yaptıktan sonra da yerine yerleştirebiliyorsunuz. Aynı işlemler üst tarafta da. Yani isterseniz
CD-ROM, Blu-ray, U-Writer gibi eğer optik sürücüler yerleştirecekseniz, bağlayacaksanız da aynısını gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi dizaynda ve tasarımda oyuncu ekipmanlarının farklı olması gerektiğini söyledik. Şimdi bir bütünde zaten bunu sağlıyor. Normal koşullarda ön tarafta ihtiyacımız olmasa da bir kasada olması gereken optik okuyucu yuvaları olmak zorunda. Az önce bahsettim. Zaten burada da vidasız olarak bağlayabileceğimizden bahsettim. Peki ön tarafa baktığımız zaman biz ama bu optik okuyucuların yuvalarını göremiyoruz. Ne yapıyoruz? İşte burada X-Pir'in gerçekten yapmış olduğu güzel bir dizayn karşımıza çıkıyor. Eğer burada optik okuyucuları bağlamayacaksak, kullanmayacaksak, ihtiyacımız yoksa, bütün işimizi SSD'lerle ya da hard diskimizle götüreceksek, buradaki o görüntü kirliliğini burada bütünlüğünü bozmayan bir kapak sayesinde devamlılığını getirmiş. Aynı zamanda bu kapağa yerleştirilen genellikle dolaplarda görmüş olduğumuz karşılıklı olarak birbirlerine yapacağın mıknatıslar sayesinde burada da kapağın kendi kendine açılma sorununu ortadan kaldırıyoruz. Peki ön tarafa yine baktığımız zaman, kapağı da açtığımız zaman bağlantı noktalarını göremiyoruz. Ama tabii ki belli başlı ara bağlantılara ihtiyacımız var. Özellikle USB gibi. Bunları da tamamen X-Pir üst tarafa alarak, birincisi dizaynın bütünlüğünü bozmamış, ikincisi de yanlışlıkla herhangi bir müdahaleyle ayağımızın çarpması, sandalyenin çarpması ya da bir temas dolayısıyla cihazın kapanması ya da bağlı olan USB'nin, flash diskin bir şekilde yerinden çıkmasını ortadan kaldırmış. Şimdi kasalar tabii ki çoğunlukla yerde kullanılmak için tasarlanmış olan cihazlar. Eğer çok fazla korkmuyorsanız kirlenmesinden ya da çok daha ayrı amaçlarda kullanmıyorsanız, masanın üstünde yer almıyorlar, yerde bulunuyorlar. Burada birinci sorun tabii ki toz sorunu ve hava akışı sorunu. Bunu çözebilmek için yerden mümkün olduğu kadar yine bütünlüğü bozmadan yükseltmişler. İkincisi, bu sorun yani yerde olması dolayısıyla, yerde kullanım dolayısıyla genelde önde olan açma kapama ya da ara bağlantı noktalarına ulaşmak eğilerek ya da bir şekilde bizi çok rahat ettirmeyecek hareketler dolayısıyla yapılabiliyor. Peki burada ne oluyor? Üst tarafta olduğu için kullanılacak olan bütün ara bağlantılar ve X-Pir'in ek özelliklerini rahatlıkla buradan kullanabiliyorsunuz. Peki ek özellikler neler? Üzerinde 2 adet fan olduğundan bahsetmiştik. Siz bunu, bu sayıyı soğutma sistemleriyle arttırabilirsiniz tabii ki. Fanlar çalışma prensipleri dolayısıyla ses çıkartan aletlerdir. Çünkü pervaneler yani bıçaklar havayı yarar ve keser. Bu yüzden de o havayı kesmesinden kaynaklı olarak da ses çıkar. Fanın boyutu büyüdüğü zaman da bu ses artar. Peki biz bu sesten sıkıldık, rahatsız olduk, bunu kesmek istiyoruz. Ne yapacağız? Hemen X-Pir'in bahsetmiş olduğum ek özelliklerinden bir tanesi, bu fanları üzerinde bulunan bu kontrol çubuklarıyla rahatlıkla kontrol edebiliyorsunuz. En düşükten en yüksek seviyeye kadar ayarlayabiliyorsunuz. Peki bunu niye yapmak zorundayız? Eğer evde herhangi bir film izliyorsanız, fanı çok kullanmanız gereken durumlar değil de standart bir şekilde, standart ölçülerde kasayı kullanmak istiyorsanız fana çok ihtiyacınız yok. Dolayısıyla o ayarın yani fanın dönme devirini düşürebilir, bilgisayara da cihaza herhangi zarar vermeden de kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu sayede ben akşam rahat rahat, huzurlu huzurlu, kafam fazla ütülenmeden sessiz sessiz filmimi izlemek istiyorum diyorsanız da bu kontrol çubukları sayesinde bu imkana erişebiliyorsunuz. Artı olarak bugün laptoplarımızda çok karşımıza çıkan ama kasalarda maalesef çok fazla karşımıza çıkmayan kart okuyucu özelliği. X-Pir'in üzerinde kart okuyucusu SD ve microSD olmak üzere iki farklı kart okuyucusu mevcut. Aynı zamanda bağlantı noktalarından 3 tane USB'den bir tanesi USB 3.0. USB 3.0'ı teknoloji merakları tabii ki ne anlam ifade ettiklerini biliyorlar ama teknolojiyi çok yakından takip etmeyen, bu farklı bir şeymiş ya nedir diye düşünenler için en kısa özet şu: USB 2.0 oranına çok daha hızlı, kat be kat daha hızlı işlem ve transfer hızı USB 3.0'da mevcut. Şimdi isterseniz içine bir daha geri dönelim. Çünkü içindeki karşımıza çıkan
bazı durumlar ve dizayn anlamında bizi çok rahatlatan bazı konular var. Onlara bakalım. Disklerin yerleştirilmesi için daha önce, yani üst taraftaki slotlar için de aynısını söylemiştik. Vidasız olarak bu işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Artı olarak bu disklerin bize doğru dönük olması, yani dışarıya doğru bakması şöyle bir avantaj sağlıyor. Güç kaynağından gelen bağlantıları bu disklere yaptığımızda ortada çok salkım saçak kabloların olmamasını imkanı sağlıyor. Peki bu dolayısıyla bize nasıl bir avantaj sağlıyor? Orta tarafa direkt olarak baktığınız zaman ekran kartının geldiği bölgede çok büyük bir genişlik ve açıklık görüyorsunuz. Şimdi daha dar ve bunun için tasarlanmamış olan ve uzun ekran kartları için tasarlanmış olsa bile maalesef yanlış tasarlanmış olan kasalarda karşımıza çıkan sorunlardan birkaç tanesi ekran kartının rahat sığmaması, artı kabloların ya da başka iç aksamın ona temas etmesi, yani ekran kartına temas edebiliyor olması. Şimdi bu kabloların uzun vadede hardware parçalara temas etmesi bize sıkıntı yaratabilir. Görmesek bile yavaş yavaş orada hareket halindeyken, işlem halindeyken o kabloların birbirlerine dolanması ya da anakarta ya da ekran kartına temas etmesi uzun vadede sıkıntı yaratabilir. Birincisi, bunu ortadan kaldırıyoruz. İkincisi, bu kablo kirliliğini, yani özen gösterdiğimiz bu kasamızın içini koruyabilmek için açtığımızda rahat müdahale edebilmemiz ve o kablo kirliliğini ortadan kaldırmamızı sağlayabiliyoruz. Bu da en başta söylediğim kolay ve temiz modifikasyonlar için, modifikasyon işlemleri için bize büyük imkan sağlıyor. Gelelim X1'in gerçekten kendini rakiplerinden ayıran en büyük özelliklerinden bir tanesine. Yeni bir kasa aldığımız zaman almamız gereken belli başlı parçalar var. Tabii ki ekran kartı, anakart, optik okuyucular gibi. Peki, bunları bağlayacağımız güç kaynağı yeni kasalarda, normalde raflarda bulunan yeni kasalarda çok fazla mevcut değil. Var olsa bile güç kaynağı kasada direkt olarak entegre halde gelse bile X1'in üzerindeki güç kaynağı kadar güçlü ve sağlam bir enerjiye sahip bir şekilde karşımıza çıkmıyor. Güç kaynağını zaten açıp baktığınız zaman kasayı evinize alıp götürdük. Üzerinde bulunan belli başlı uyarılara dikkat edeceksiniz, göreceksiniz. Kasalarda, daha doğrusu güç kaynaklarında karşımıza çıkan belli başlı amblemler var. Bunları yine söylüyorum, teknoloji meraklıları çok iyi biliyorlar. Yabancı bir dili konuşur gibi çok iyi bir şekilde gördükleri zaman anlıyorlar ama baktığınız zaman yeni bir işaret görebilirsiniz. Bu ne diye sorabilirsiniz. Everest'in Ares X1 kasasında, Everest'in kendi kullanmış olduğu Power Supply'da 80 Plus Bronze sertifikalı güç kaynağı mevcut. Bu uyarı bize şunu gösteriyor: 750 Watt'lık güç sağlayan bu Power Supply, yani güç kaynağı, gerçekten bir %80 verimlilikte çalışma imkanını, çalışabiliyor olduğunu bize gösteriyor. Peki, 750 Watt, normalde dediğim gibi yeni kasalarda direkt olarak, entegre olarak gelmiyor güç kaynağı, dışarıdan alıyoruz. Artı olarak gelse bile bu güçte karşımıza çıkmıyor. Oyuncu ekipmanları sağlam, iyi dizayn edilmiş, yani iyi, güzel bir tasarıma sahip olmak zorunda ve ergonomik olmak zorunda. Hep bundan bahsediyoruz. Burada da oyuncu kasalarında da işte söylemiş olduğumuz bu power supply güç kaynağı da niye bu kadar fazla güçlü? Şu yüzden güçlü: İyi oyun oynamak istiyorsak eğer sağlam, iyi bir sisteme ihtiyacımız var. Peki iyi bir sisteminde neye ihtiyacı var? Tabii ki iyi ve güçlü bir enerjiye ihtiyacı var. İşte buradaki güç kaynağı da bize bunu sağlıyor. X1'in yapmış olduğu güzel dizaynlardan, tasarımlardan bir tanesi de modifikasyona açık bir kasa olması dolayısıyla, yani sağlam bir sistem kasası olması dolayısıyla ileriye dönük düşünülerek yaptığı, eklemiş olduğu bazı materyaller var. Artı olarak da güçlü ekran kartlarına bulunan çift giriş, enerji için gereken çift girişi de normalde eğer kasa içerisinde güç kaynağından gelen kabloda iki uç yoksa bizim çoklamamız gerekiyor. Yani bir adaptörle bir girişi ikiye çıkartmamız gerekiyor. Burada buna ihtiyaç duymuyorsunuz. Bu da direkt olarak, yani
enerji kaynağından gelen kablolarla, bağlantı noktalarıyla herhangi bir çoklama ya da adaptöre ihtiyaç duymadan ekran kartınıza, güçlü ekran kartlarınıza gereken enerjiyi vermenize imkan sağlıyor. Eğer siz de yeni bir oyuncu kasası alacaksanız, dizayn anlamında gerçekten sizi kolay kullanıma sevk eden, kullanırken ya da herhangi bir modifikasyonlar yaparken sizi yormasın, temiz temiz işimi halledeyim diyorsanız, aynı zamanda bu kasada güç kaynağı yani power supply'da mevcut olsun ve iyi bir power supply mevcut olsun diyorsanız, Everest RS X1 aradıklarınıza cevap verecek.